Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Beklenti raporundan herkese iyi sabahlar dilerim. Haftanın son işlem gününe girdik ve haber akışları ile birlikte şekillenen bir tarafta ABD gelişmelerini ve piyasa üzerindeki etkisini yine tartışırken ABD 10 yıllıkları, 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş burada beraberinde neleri getiriyor? Özellikle dolar TL'deki yöndeki hareketlerde bir miktar daha düşüş devam edecek mi yoksa bu düşüşün sonuna geldik? Yön yukarı mı olacak? Bunlarla alakalı yine konuşuyor olacağız. Piyasa üzerine değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi bir başlıklara bakalım. Günün öne çıkan gündem başlıklarını ardından rakamlar üzerine geçiyor olacağız yine. TürkSat 5A Florida'dan uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin yeni uydusu TürkSat 5A Türkiye saatiyle 05:15'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin 5. nesil uydusu TürkSat 5A SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Türkiye saatiyle 04:28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatışı hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05:15'te gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, TürkSat 5B uydusunun Haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra 31 derece doğu yörüngesine yerleştirilerek faaliyetlerine başlayacak ifadelerine yine yer verildi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu talebinde bulunanların sayısı 2 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3.000 azalarak 787 bin kişi oldu. Beklenmedik bir şekilde düşüş kaydeden verinin 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 790 bin revize edildi. Geçen hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 18.752 kişi azalarak 818.750 kişiye geriledi. Süreye gelen işsizlik başvuruları da 26 Aralık 2020 ile biten haftada bir önceki haftaya göre 126 bin azalışla 5 milyon 72 bin kişi olarak kaydedildi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları son haftalarda düşüş göstermesine rağmen COVID-19 salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye de devam etti. ABD'den devam ediyoruz. Dış ticaret açığı 14 yılın zirvesinde ABD'de. ABD Ticaret Bakanlığı Kasım ayının 2020 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl Kasım'da bir önceki aya kıyasla %8 artarak 68.1 milyar dolara yükseldi. Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi söz konusu dönemde 65.2 milyar dolar olması yönündeydi. Dış ticaret açığı 2020'de ise 63.1 milyar dolar seviyesinde oldu. Söz konusu dönemde COVID-19 salgını ABD'nin ihracat ve ithalatı üzerindeki etkisini sürdürdü. Ülkenin ihracatı Kasım ayında bir önceki aya göre %1.2 artarak 184.2 milyar dolara yükseldi. İthalatı da ayrı dönem olmak üzere %2.9 artarak 252.3 milyar dolara çıktı. Euro bölgesine geçelim bu kez. Euro bölgesi 2020'nin son çeyreğinde küçülecek. ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımladı ve yayımladığı bültende 10 Aralık 2020 tarihli para politikası toplantısında yönetim konseyinin ECB'nin araçlarını yeniden ayarlama kararı aldığı anımsatıldı. Covid-19'daki ikinci dalgaya rağmen Euro bölgesi imalat sektöründe faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen bültende ancak hizmet sektörü vaka sayısındaki artış ve kamudaki son kısıtlamalardan büyük ölçüde etkileniyor denildi. Bültende veriler ve tahminlerin Covid-19 salgınının kısa vadeli ekonomik etkisinin önceden tahmin edilenden daha güçlü olacağı gösterdiği, enflasyonun da tahminlerden daha uzun süre düşük kalacağı kaydedildi. Önemli orandaki mali destek koronavirüs salgınının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini önemli miktarda hafiflettiği ifadesine yer verilen bültende, mali desteklerden dolayı 2019'da gayri safi yurt içi hasılanın %0.6'sı olan Euro bölgesindeki genel hükümet bütçe açığının geçen yıl aynı gayri safi yurt içi hasılanın
%8'ine yükseleceği bildirildi. Bültende Covid-19 aşısındaki gelişmelerin ekonomilerde toparlanma beklentilerini desteklediği, ancak yaygın bağışıklığa ulaşılması ve ekonominin normale dönmesinin ise zaman alacağı vurgulandı. Kripto paralardan devam ediyoruz. Kripto para dünyasına yerli akını. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yatırımcı tercihlerinde farklılık yarattı. Hisse senedi piyasasının yanı sıra yatırımcıların gözü Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara kaydı. Türkiye'de işlem yapan kripto para platformları 2020'de tasarruf sahibi yatırımcılarında Bitcoin'e yönelmesiyle birlikte 2019'da işlem hacminin 10'a, kullanıcı sayısının ise 2'ye katlandığını bildirdi. Ancak kripto paralara işlem yapmak regülasyon eksikliği nedeniyle hala riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bitcoin'deki hareketin 2017'deki yılındaki yaşananlarıyla karıştırılmasını istemeyen artık varlık olarak kendini kanıtladığını belirten uzmanlar, bu yıl dünyada ve Türkiye'de en azından temel, yani kullanıcı tasarrufunu koruyacak düzenlemelerin devreye girmesini umuyor. Evet efendim, şimdi gündem başlıklarını da verdik. Özellikle kripto paralardaki bu yeni rekorları, her gün bir rekor verirken hisse senedi tarafında da rekorları tazeliyoruz. Dün yine işlem gününe baktığımız zaman rekor bir kapanışla gerçekleştirdi. Yani TL varlıkları, TL bazında baktığımızda BIST yüz endeksi dün yine rekor bir rakamla kapanış gerçekleştirdi diyebiliriz. BIST yüz endeksine baktığımız zaman 1522, özellikle analistlerin şu an odağında 1550 seviyesinin olduğunu söylemek mümkün. Bir tarafta bankacılık hareketlerinde hız kazanması burada bir anlamda aslında BIST yüz endeksinin yukarıya doğru tırmanışını destekliyor gibi. Dolar TL'ye baktığımız zaman ise dolar TL dün bir miktar daha yükseliş söz konusuydu. Özellikle dolar endeksinin baş kaldırmasıyla birlikte burada hareketlenmeler söz konusu oldu ve dolayısıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına baktığımız zaman dün genel olarak değer kaybeden, yani dolara karşı değer kaybeden para birimleri olarak da karşımıza çıktı. Bir tarafta 10 yıllık tahvil faizlerinin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisi, bir tarafta acaba bu faizlerin yükselmesiyle beraber Fed'de bir faiz artışıyla alakalı yine bir haber akışımı olacak. 2024'te söyleniyor şu anda, 2022'nin en güçlü ihtimal 2022'nin sonunda olmasına rağmen bu fiyatlamalarla birlikte bir miktar daha dolar endeksinde, ABD ekonomisinde ciddi bir toparlama mı var? Bunları beraberinde getirirken dolar endeksindeki yükselişle beraber gelişmekte olan ülke kurlarında da bir miktar daha aslında nedir? Dolara karşı bir değer kaybı söz konusuydu dün itibariyle. Bugün baktığımız zaman dolar TL'de 7.33.95 seviyesinden yatay negatifle güne başladığını söylemek mümkün. Euro TL'ye baktığımız zaman ise şu andan itibariyle 9'un altını tekrardan gelmiş durumda. 8.99.81 seviyesinden işlem görürken sepet kurda bir miktar daha gerileme söz konusu. 8.16.90 seviyelerinde. Özellikle burada dün 8.20'nin üzerinde atmasıyla birlikte bir miktar daha tedirginliği beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Gram altında ise dolar TL'nin bir miktar daha geri çekilmesiyle beraber gram altında da 450 lira seviyesinden işlem gördüğünü söyleriz. Evet, bir de asya tarafına bakalım istiyorum. Özellikle hisse senedi tarafında bugün yine haber akışlarının birazcık daha yoğun oldu ve Asya tarafında da bu nedenle aslında bir miktar daha alışların primlerinde söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Apple Hyundai ile mi anlaşacak? Apple otomotiv endüstrisine giriyor ve bununla birlikte yapılan anlaşmalar kulislerde dolaşan bilgiler doğrultusunda ve dolayısıyla Hyundai ile anlaşıp anlaşmayacağına dair haber akışları da bir miktar daha Asya tarafında pozitif yansımış gibi duruyor. Çin Şangay Endeksinde yarım puanlık bir kayıp söz konusu. Fakat Japon Nikkei Endeksine baktığımız zaman özellikle %2'ye varan burada yine prim söz konusu 28.036 puan seviyesinden. Hong Kong tarafında %1'e varan yine %0.88'lik prim var. Güney Kore Kospi'de burada ise %3'ün üzerinde artı söz konusu. Özellikle gelen haber akışlarıyla beraber olduğunu söylemek mümkün. Hindistan'da ise yine %1'e varan 0.90'lık bir prim söz konusu. Bir de ABD endekslerine bakalım. ABD endekslerinde kongre binasının
ayağının basılması ve bununla birlikte buradaki de Trump destekçilerinin birazcık daha protesto ve oradaki karmaşıklığı gölgede bırakan, biraz daha bardağın dolu tarafından bakmayı planlayan ve Biden'ın hem Beyaz Sarayı hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kontrolü altına almasıyla birlikte, özellikle Demokratların bu üçünde de çoğunluğu sağlamasıyla birlikte mavi dalganın gelebileceği ve mavi dalganın gelmesiyle birlikte daha büyük teşvik paketleri, buradaki bir miktar daha elinin rahatlığı, Biden'ın elinin rahatlığı piyasalar üzerinde bardağın dolu tarafından bakmayı tercih edildiğini söyleyebiliriz. Dow Jones Endeksinde yarım puanın üzerinde prim söz konusu, 31.156 seviyesinden işlem görürken S&P 500'de ise yarım puanlık yine bir prim söz konusu, burada da 3.815. Nasdaq Endeksinde ise bir miktar daha Georgia seçimlerine giderken teknolojik düzeltmelerle birlikte aslında burada nedir? Nasdaq'ta da geri çekilmeler daha sert olmuştu. An itibariyle baktığımızda burada da 0.34'lük prim söz konusu, 12.972. Tahvil getirilerine bakıyoruz. Dünden bu yana aslında bakarsak ABD tahvil getirileri birazcık daha ekonomide gündemi oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle burada 1.13 seviyelerine yanaşması, yani 1.10'un üzerine atması, bir miktar daha ABD 2 yıllık ve 10 yıllık arasındaki ve 30 yıllık aralarındaki bu dikleşme, bununla birlikte aslında bu ne anlama geliyor? Bunların her birini yine konuşuyor olacağız. ABD ekonomisine dair beklentiler farklılaşmaya mı başladı? ABD 10 yıllığındaki getiriye baktığımız zaman an itibariyle 1.10'dan puanlanmakta ve özellikle buradaki 1.10'un üzeri 1.13 seviyeleri birazcık daha beraberinde riski de getiriyor. %2.42'lik bir yukarı yön söz konusu. ABD 30 yıllığında ise burada da %1.40'lık yukarı yön var ve dolayısıyla burada da yine yükseliş söz konusu, 1.87 puandan fiyatlandığını söylemek mümkün. MTA'ya bir de geçelim. MTA tarafında da hareketlilik söz konusu. Özellikle Georgia seçimleriyle beraber bir miktarda altının tekrardan 1900 doların üzerine attığını görmüştük. An itibariyle tutunmaya çalışsa da bir miktarda zayıflama söz konusu, 0.32'lik eksiyle 1907 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol ve ham petrol OPEC artı toplantısı sonrasında kendini toparlamaya aldı ve dolayısıyla 2021 yılındaki ülkelerin büyüme potansiyellerini özellikle ikinci çeyrekte geçebileceği düşüncesiyle bir miktar daha fiyatlanmaya başladı ve dolayısıyla Suudi Arabistan'ın attığı adımın üzerine yine büyüme beklentileri Brent petrolde hareketleri de beraberinde getiriyor. An itibariyle baktığımız zaman Brent petrol 54.63 dolar seviyesinden fiyatlanırken ham petrolde ise 50 dolar seviyesinin üzerinden fiyatlandığını söylemek mümkün. Kripto paralara da girmek istiyorum. Özellikle kripto paralarda her gün yeni bir rekoru söylüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımız zaman 20 bin doları test etti şeklinde haber akışını verirken, bugün geldiğimiz noktada dün itibariyle özellikle 40 bin doları gördü. Yine haberlerini vermiş olduk. Bitcoin'e baktığımız zaman bugün an itibariyle birazcık daha düzeltme söz konusu. %3'lük bir geri çekilme olsa dahi Bitcoin dolarda 37.870 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin TL'de yine burada da 278.220. Litecoin'e baktığımız zaman Litecoin'deki düzeltme hareketleri bir miktar daha yükselişini beraberinde getiriyor. Özellikle %10'a varan, %9.5 bir düzeltme hareketi var burada da. 157'den işlem gördüğünü söylemek mümkün. Ethereum'da ise Ethereum'da özellikle 1000 doların üzerini gördü şeklinde yine haberleri vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada 1140 dolar seviyesinde ve burada da düzeltme bugün biraz ciddi olduğunu söylemek mümkün. %8.29 düzeltme hareketi. Ripple'da gelen haber akışları, yasal süreçler burada halen daha aslında Ripple'daki düzeltme hareketlerini, demeyelim düşüş hareketlerini beraberinde getiriyor. %10'a varan da yine burada eksi söz konusu. Şimdi ise telefon bağlantımız olacak. Piyasadaki rakamları almak üzere Mehmet Bilal Bircan bizimle. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, günaydın. Teşekkür ediyorum. Mehmet, dün de aslında TL bazında yine rekor bir kapanış gerçekleştirdik BIST 100 endeksinde. Bugün açılış beklentini almak isterim. Özellikle öne çıkartacağın sektörler var mıdır? Açıkçası dün belirttiğimiz gibi endeks aslında güzel bir performans sergiledi. Günü yaklaşık %1.12'lik yükselişte 1522 puan seviyesinden tamamladı. Yeni güne, haftanın ilk işlem gününe başlarken hem ABD vadelilere baktığımızda aslında yukarı yönlü seyrettiğini görüyoruz. Yine Asya tarafında, Çin hariç Asya tarafında da endekslerin yukarı yönlü seyretmesi bizim endeksimizde de aslında
haftanın son işlem gününde olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun etkisiyle ben açıkçası BIST endeksinin güne yaklaşık 6-7 puanlık bir artışla başlamasını bekliyorum. Tabii böyle bir durumda bizim için gün içerisinde aslında dünkü kapanışta baz alırsak 1525 seviyesi ilk direnç olacaktır. Bu seviyenin aşılması gün içerisinde özellikle 1532 ve 1538 seviyelerini gündeme getirebilir direnç olarak. Tabii olası aşağı yönlü fiyatlamalarda bizim için ilk destek ise 1518, akabinde 1510 ve 1505 destekleri takip edilebilir. Tabii diğer taraftan dünkü fiyatlamalara baktığımızda özellikle endekste bankacılık hisselerinin öncülüğünde bir yükseliş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun aslında bir süre daha devam etmesini ben beklemekteyim. Burada özellikle bankacılık hisselerinin biraz daha yakın takibi alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, kur tarafındaki beklentini de almak isterim. Dün özellikle dolar endeksindeki bu baş kaldırma hareketiyle birlikte bir miktar daha gelişmekte olan ülke kurlarında geri çekilme söz konusu oldu. Bugün itibariyle izleyeceğimiz teknik seviyeler nelerdir? Aslında baktığımızda teknik olarak baktığımızda özellikle kurun dün özellikle 7.25'lere kadar gerilese dahi aslında buralarda kalıcılık sağlayamadığını takip ettik. Nitekim aslında bir süredir de zaten 7.30 seviyelerin altına sarkmasına rağmen 7.30 seviyesinin altında aslında tam olarak bir kalıcılık sağlayamıyor. Nitekim yeni günde de aslında 7.34 seviyelerinden fiyatlandığını takip ediyoruz. Burası bizim için oldukça önemli. 7.34 seviyelerinde, daha doğrusu 7.33 seviyelerinde kalmaya devam ettiği sürece endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü bizim için 7.33 seviyesi oldukça önemli. 200 günlük üstsel hareketli ortalamasına denk geliyor. Güçlü desteklerden bir tanesi. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece özellikle 7.35-7.42 dirençleri bizim için oldukça önemli olacak. 7.42'nin üzerine çıkılması durumunda 7.50 seviyelerine doğru hareketler görebiliriz. Diğer taraftan özellikle dünkü fiyatlamalar gibi aşağı yönlü hareketler görürsek burada tabii ki ilk etapta bakacağımız şey 7.30 seviyesinin altında kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı olacaktır. Tabii 7.30 seviyesinin altına inilmesi durumunda ilk etapta 7.27 tabii ki akabinde de 7.25 desteğini takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bilal Bircan aktarmış olduğun değerli görüşler için. Efendim şimdi ise yine genel değerlendirmeyi, haftanın şöyle bir değerlendirmesini yapalım istiyorum. Ve bununla birlikte değerli konuğum Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikte. Selamlar İsmet, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Pelin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen kurdan başlamak istiyorum. Çünkü yatırımcının aslında gözü kulağı şu anda dolar TL'de. Dün biraz hareketlenmeler gördük İsmet. Yani bir miktar böyle kırmızıyla başladık, sonra yeşile doğru dönen bir süreç ve dolayısıyla dolar endeksinde baş kaldırma isteği, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketleri bir miktar daha gelişmekte olan ülke kurlarında baskıyı arttırdı. Bundan böyle dolar TL'de hemen düşüş bitti mi yoksa bunun devamını görecek miyiz diye soru sormak istiyorum. Credit Suisse'in de yapmış olduğu bir analiziyle mesela Credit Suisse de dolar TL'deki tahminini 7'ye revize ettiğini de söyleyerek. Şimdi biz özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Dolar TL nasıl geriledi? Önce onu belirtelim. Dolar TL'deki gerilemedeki tek etken özellikle Merkez Bankası'nın 24 Aralık itibariyle %17'ye çekmesi sonrası politika faizini ister istemez doğal olarak da reel faizlerin artı 2,5 civarında seyretmesiyle biz faizi arttırarak dolar TL'ye düşürdük. Dolayısıyla yeni bir hikaye yazmadığımız sürece biz sadece faiz arttırarak dolar TL'yi düşürürüz. Diğer taraftan dün özellikle Georgia'da eyaletteki seçimlerin netleşmesi ve Amerika'da hem Beyaz Saray'ın hem Temsilciler Meclisi'nin ve hem Senato'nun 2009'dan bu yana ilk defa demokratların artık eline geçmesiyle dolar endeksinde bir mavi dalga harekete başlıyor. Dolayısıyla 89'un yukarıda çıkması durumunda bizim faiz arttırma süreci dışında yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor ki 7'nin de altına görelim. Dolayısıyla şu anki benim beklentim 7-10 olma ihtimali var. 7-10 yıl sonuna kadar 7.70-7.80 civarında devam edecek gibi gözüküyor.
Evet, şimdi bu süreçte de hemen akıllara şu soru geliyor. Yani evet, faiz artışıyla beraber bir miktar daha geri çekilen kurda hareketlenmeler devam etti. Şimdi şu senaryoyu kurmak istiyorum İsmet. Diyelim ki kurdaki geri çekilmeler devam etti. Ama Merkez Bankası Ocak ayında mesela enflasyon da yüksek çıktı. Onu da bir kenara koymak lazım ama bu geri çekilmeler devam etti. Ve Ocak ayında Merkez Bankası ne yapmalı sence? Madem faiz artışıyla baskılıyoruz, faizi arttırmalı mı, sabit mi bırakmalı, yoksa indirecek diyenler de mesela ortaya çıktı. Yani buna ihtimal veriyor musun bilmiyorum ama ne dersin? Yani buradaki aslında Merkez Bankası'nın ne kadar biz çok böyle önemli değil desek de kurdaki hareketler için bence Ocak ayı toplantısı biraz önemli gibi duruyor. Çok doğru. Açıkçası önden yüklemeli olarak Aralık toplantısında 200 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi Merkez Bankası. Fakat bizim dolar endeksindeki yükseliş ki başladı. Diğer taraftan doların baz etkisini ne yazık ki öbür aylarda göreceğiz. %16-17'ye çıkma ihtimali var enflasyonun. Özellikle Nisan ayı itibariyle 2021 Nisan ayında %16.1'leri test edebiliriz. Şimdi şu ortamda Merkez Bankası'nın bir ortodoks politikasıyı daha da şahinleştirmesi, zaten Covid dolayısıyla kapanan iş yerleri, kredi maliyetlerinin artması, diğer taraftan tasarruflarımız artıyor. Ancak üretim tarafında, büyüme tarafında olumsuz etkilenebilir. Çok zor bir süreç. Olma ihtimali var. Bir 200 bas puanlık faiz artışı daha gerçekleştirebilir. %19'a çekebilir veya zorunlu karşılıkları arttırarak ağırlık ortamı fonlama maliyeti tarafından fiyatlayabilir. Ancak bizim özellikle ilk 3 ay, ilk 4 ay çok kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bekleyip görürüz, ancak bir ihtimal 100 bas puan, 150 bas puan bir faiz artışının olma ihtimali var. Fakat artış gerçekleşmesi durumunda da bizim cari açığımız kapanma ihtimali var kur yükseldiğinden dolayı. Ancak biz kuru daha çok baskılarsak bu sefer cari açığın artıp enflasyonun düşüş trendine girmeme ihtimali de söz konusu. Bunu özellikle belirtelim. Yapısal reformları gerçekleştiremediğimiz sürece ki gıda enflasyonu çok yüksek. Bunların önüne geçmemiz lazım. Yapısal reformlarla beraber eş zaman olarak da doğrudan yabancı yatırım ve portföy girişlerini çekmemiz gerekiyor. Evet. Dolar TL'nin gerilebilmesi için. Evet, özellikle kuru etkileyen iki tane önemli şey var. Bir tanesi doğrudan yabancı yatırımcı, bir tanesi ise sıcak para. Yani biz geçen yıl baktığımız süreçte birazcık daha bu swap hamleleri vesaire olsun 40-50 milyar dolarlık bir parayı aslında dışarıya kaçırdık. Burası net yani. Şimdi onları tekrardan alma zamanı şeklinde konuşuyoruz ve 2021'de özellikle Türkiye'nin birazcık daha cazibesinin artacağı da bir yıl olacağı söyleniyor yine aslında analistler tarafından. Şimdi buna katılır mısın mesela? Yani biz aslında 2021'e başlarken şunu dedik. Dolar endeksi gerçekten düşük seyredecek. Dolayısıyla yumuşak politikalar devam edecek. Powell zaten bu mesajı veriyor ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere varlık alımları devam edecek. Çünkü yatırımcının ilgisi devam edecek. Özellikle Türkiye bağlamında baktığımız zaman yüksek getiri var. Şimdi ama dün itibariyle bir miktarda 10 yıllık tahvil faizlerinin yine yükselmesi ABD ekonomisinde beraberinde şu soruyu da getiriyor. Ekonomi gerçekten iyi toparlanmaya başladı mı? Sorusunu da getiriyor ve dolayısıyla enflasyonla alakalı yine soruları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla dolar endeksinde aslında düşüş tahminlerimizden daha da farklı mı olacak gibi duruyor. Yani 2021'de nasıl görüyorsun sen yabancı yatırımcı nezdinde? Şimdi burada çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Olayı şu açıdan bakalım. Eğer 2022 senesini konuşalım açıkçası. Biden'ın seçimi kazandıktan sonraki 20 Ocak'ta yemin töreninden ifade mavi dalganın artması ilk bakışta altın olmak üzere küresel borsalara ve gelişen piyasalara sermaye girişi yaratacaktır. Ek bir parasal genişleme yaratılacağından dolayı teşvik paketleri. Fakat belli bir süre sonra COVID-19 muhtemelen 2021 son çeyrek itibariyle Amerika'da bir miktar düşüşe geçebilirse, ılımlı fiyatlanırsa bu sefer ucuz likiditenin, altın likiditenin fazla olması, yaklaşık 4 trilyon doların üzerinde bir fazla likidite var Amerika tarafında. Bu önümüzdeki süreçte Amerika'da enflasyonu arttırabilir. Enflasyondaki artış o zaman Fed'in tekrar ortodoks politikaya bir faiz arttırım sürecine girebilir ki bu 2022 son çeyrek olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin ve gelişen piyasaların yaklaşık 1,5 senelik bir marjı var. Bu 1,5 sene içinde doğrudan yabancı yatırımları çekerek sermaye girişinin artması durumunda dolar TL Türkiye'yi değerlenebilir gibi, dengelenebileceği gibi diğer taraftan da yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla
çok da kolay bir süreç olmayacak. Onu belirtmemiz gerekiyor. Yani piyasalarda çok bir bahar havası var ama bu bahar havası Biden'ın seçimi kazanması sonrası bol likidite ve Amerika hızlı toparlanırsa dolar endeksinin yukarı doğru hareketini tetikleyebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni hikayesi, evet faizi arttırdık. Tamam, fakat faiz arttırmak çözüm değil. Üretim, Türkiye'nin büyümesinin %35-40'ının tarım ve sanayi olması gerekiyor ki şu an Türkiye hizmet sektöründen besleniyor ve Türkiye'nin bir yıl içinde 235 milyar dolarda kısa vadeli dış borç geri ödemesi gerekiyor cari açığı katarak. Evet, çok da güzel bir yere de bastın aslında. Yine şunu söyleyebiliriz, hep diyoruz ya üretim diyoruz ama üretimde de genelde böyle katma değerli üretimden bahsediyoruz. Reform konuşuyoruz, şimdi reform gerçekleşirse sadece bu arada ekonomik bazda reform değil, hukuk reformu da olması lazım. Bütün alanda reform diyoruz ve 2021 yılının birazcık daha reform yılı olmasını umuyoruz. Bir tarafta da enflasyon. Yani şimdi üretirken aynı zamanda enflasyon da yaratan bir taraftayız. Ekonomimizde genelde yani evet biz baktığın zaman bundan önce biraz daha talep yönlü enflasyonu yaşayan bir ülkeydik. Fakat kurla birlikte biz artık maliyet yönlü enflasyonda yaşayan bir ülkeyiz. Ve dolayısıyla üretim yaptıkça enflasyonumuz da kurla birlikte enflasyonumuz da ne yapıyor? Artıyor. Şimdi bu sence nasıl çözülecek? Yani Merkez Bankası'nın evet esas sorumluluğu enflasyon temel sorumluluğu ama yani tek başına çözemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü kurla vesaire yani hep biz diyoruz ya enflasyon kurdan dolayı kur kaynaklı oluyor diye. Bu enflasyon çözülebilecek mi sence? Yani İsmet ne dersin? Nasıl bir maliye kanadının mesela ne yapması lazım? Zam geldi. Şimdi zaten Türkiye'de hep ortak dili konuşmamız gerektiği ifade ediyoruz. İhracat rakamlarına bakalım. 12 aylık ihracatımız 170 milyar dolar geldi. Ama ithalat tarafında 220 milyar dolar. Dolayısıyla 50 milyar dolarlık bir dış açık var. Senin de biraz önce belirttiğin gibi üretim yaptıkça maliyetler arttığı için enflasyon da yükseliyor. Çünkü niye? Bizim ham madde maliyetimiz bir başka ifadeyle üretmemiz için yurt dışından ham madde ithal etmemiz gerekiyor. Bu da %75 civarında. Yerli üretime başlasak en az 3-4 yıllık bir süreç. Dolayısıyla bizim ham madde maliyetimiz dışa bağımlı olduğu için, kur da arttığı için, bu üretici fiyatlarını da arttırdığı için enflasyon artıyor. Nasıl çözüm olabilir? Bunu çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde şunu belirtmemiz gerekiyor. Covid-19 ne yazık ki çok büyük bir küresel salgın, çok acı bir durum. Fakat Wuhan'dan sonra hep bunu belirttik, Ekotürk'te de belirttik, sahne sohbetimizde belirttik. Yeni bir hikaye, Çin'den sonra Türkiye'nin küresel markalar, küresel tedarik üretim üssü. Bunu gerçekleştirip yabancı sermaye Türkiye'ye çekebilirsek, en yakın komşumuz Avrupa Birliği, Avrupa-Türkiye ilişkileri, Orta Doğu Türkiye, Rusya Türkiye, bunları gerçekten çok hızlı bir şekilde artık net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hem sanayiyi güçlendirmemiz hem faiz arttırmamız ne yazık ki çözüm değil. Maliye politikasında dediğin gibi, belirttiğin gibi zamlar geldi. Elektrik, doğalgaz ve aynı zamanda otoyollara. Şimdi bunları üste topladığımız zaman enflasyon tabii ki artıyor. Ama bunların üzerine eğer bir yeni bir Türkiye'de sermaye girişlerini çekebileceğimiz, mesela Türkiye-Amerika ilişkilerinde 100 milyar dolardan telafiz ediyorduk. Bunları gerçekleştirmemiz, eğer Biden ekonomisiyle beraber Türkiye ekonomisi ortak bir paydada anlaşabilirse, bunları gerçekleştirebilirsek o zaman enflasyonda kalıcı düşüş. Çünkü benim beklentim en az 3 yıl. Türkiye'de yapısal reformlarda geç kalıyoruz. Yerli üretim, milli tohumculuk, milli tarım, hayvancılık, kooperatifçilik modeli, bunları üste topladığımız zaman 3 yıl sonra gerçek anlamda Türkiye'de enflasyonun %5'e görülmemiz mümkün gibi gözüküyor. Ama şu an enflasyonun açısı yılın sonuna kadar %13-14 bandında kalmasının muhtemel olduğunu, faiz arttırarak geçici olarak dolar, TL ve enflasyonu düşürebileceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Evet, özellikle yine gıda tarafında mesela tarım yönünde yapılması gereken çalışmaların acil bir planlamayla konması lazım. Çünkü 2020 gıda enflasyonuna baktığımız zaman %20. Dolayısıyla buradaki sürecin bir an evvel çözülebilmesi için de sanayiye dayalı bir tarımın da yine aslında planlar arasına geçmesi gerekiyor. Şimdi bir tarafta da hisseye geçmek istiyorum. Yani kurdaki etkileri konuştuk ama hisse senetleri taraflarında her gün yeni bir TL bazında rekor haberi veriyoruz İsmet. Yani burada şunu sormak istiyorum. Özellikle alımlar var, yumuşak politikalar tamam destekledi ama şirket değerlemelerine baktığınız zaman şu anda şirketin reel değeriyle
borsadaki değeri arasında gerçekten bir uçurum oluştu. Yani Covid-19 sürecinde şirketin kendisine herhangi bir yeniliği yok, bir katkısı yok. Yani yeni bir teknoloji geliştirmedi ve dolayısıyla ama hisse senet tarafında bakıyorsun, kağıtlarda inanılmaz derecede bir değerlemeler söz konusu. Şimdi bu bir yerde risk oluşturuyor mu? Bunu sormak istiyorum çünkü gerçekten aklımda büyük bir soru işareti. Evet, ben buna katılıyorum. Şimdi şu açıdan bakalım. Türkiye'nin evet uzun vadeli borçlanması azalıyor diyoruz. Fakat burada şu soru ortaya çıkıyor. Acaba şirketlerimiz yeni bir yatırım kredisi alıyor mu? Şu anki beklenti pek almıyor gibi gözüküyor. Yatırım kredisi almıyor. Var olan dövizi ödemeye çalışıyoruz. Yapılandırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Borsa İstanbul'un 4 milyar dolar civarında bir sermaye girişi var. Hisse tarafında olumlu. Yabancıların alımı da başladı. Bu da güzel. Bu şu ihtimali ortaya çıkartıyor. Muhtemelen Merkez Bankası'nın ortodoks politikaya geçmesi, dolar bazında Borsa İstanbul'un ucuz olması Türkiye'yi sermaye girişini arttırıyor. Bu fiyatlanabilir ama bununla içinin artık dolması gerekiyor. Nedir? Teknolojide, inovasyonda, bilişimde, sağlıkta, genetikte Türkiye ne yapıyor? Bu tip şirketleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul hep kalıcı yükselişe devam edebilir. Bunun etkisine özellikle Euro bölgesindeki daralma, Amerika tarafındaki daralma doğrusu ek parasal genişlemenin bir miktar daha gelişen piyasalara katmasıyla bunu biz gerçekleştirdik. Ama yeni bir hikaye belirttiğin gibi piyasa değeriyle şirketin borsadaki değerinin, gerçek değerinin birbirine yakın olması gerekiyor ki biz o zaman önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da daha yeni rekorları görelim. Dolayısıyla burada belirttiğin gibi Türkiye'de artık şirketlerin bakalım 100 liralık kredinin %70'i kurumsal tarafta ve bu yapılandırmayı devam ettikçe bizim Borsa İstanbul'daki şirketlerin gerçek anlamda değerini arttırmak için yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Bu da iki şekilde olabilir. Yabancı sermaye ortaklıkları Türkiye'ye çekebilirsek, bunları fiyatlayabilirsek ve eş zamanlı olarak da borsadaki halka arzları çok iyi bir şekilde küresel piyasalarda da tanıtabilirsek o zaman Türkiye'de Borsa İstanbul'un kalıcı yükselişi devam etmesi herhangi bir engel olmadığını söylememiz gerekiyor ama piyasa değeri belirttiğin gibi çok çok önemli şirketler tarafından. Evet, şimdi yabancı algısı diyoruz, borsa konuşuyoruz ve dolayısıyla bir tarafta da en büyük soru işaretlerinden bir tanesi yatırımcının kafasında kuru etkileyen hareketlerden de bir tanesiydi. Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde. Şimdi dünkü açıklanan rakamlara baktığımız zaman oradaki düşüş devam ediyor. Bir taraftan evet hisse senedine girişler devam ederken bir taraftan da aslında gerçek kişiler tarafından hep böyle konuştuğumuz kemikleşmiş olan bir dolarizasyon süreci var. Onun da devam ettiğini görüyoruz. Evet, azalarak devam ediyor ama bir şekilde devam ediyor. Yani düşük seviyelerden halen daha gerçek kişiler alıma devam ediyor. TÜZEL'de bir miktar daha bozulma söz konusuydu. Şimdi burada öncelikle şundan başlamak istiyorum. Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerindeki bu azalma beraberinde ne yorumu yapmak istersin özellikle? Şimdi bunu çok net bir şekilde konuşabilmemiz lazım. Swap'lara bakıyoruz. Bugün toplam Merkez Bankası rezervlerinde %70 civarında bir swap'la biz finanse ediyoruz. Swap'ları çıkardığımız zaman rezervlerimiz eksiye düşüyor. Ama şu önemli, Sayın Naci Ağbal'ın çok iletişime açık bir Merkez Bankası Başkanı olduğunu görüyoruz ve muhtemelen bundan sonraki süreçte böyle devam edecek. Benim beklentim önümüzdeki haftalardan itibaren, ayda değil, haftalardan itibaren döviz alım ihalelerine Merkez Bankası başlayacak gibi gözüküyor. Yani çok fazla 7'nin altını pek beklenti olarak kabul etmiyoruz. Ben ekonomist olarak muhtemelen Merkez Bankası da aynı şeyi düşünüyor. Rezervlerimizdeki güçlendirmemiz için döviz alım ihaleleri bir miktar başlanabilir. Diğer taraftan bunlarla ilgili swaplarının önümüzdeki süreçte azaltılması söz konusu. Çünkü swapları çıkardığımız zaman bizim vadelerine bakıyoruz. Bizim swapların vadesi 3 ayı çok fazla geçmiyor. Ya vadeyi çok uzatacağız veya döviz alım ihalelerini arttırarak bir miktar daha rezervlerimizi güçlendirerek dolar TL'yi dengeli hale getireceğiz. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Piyasa bunu fiyatlarsa önümüzdeki süreçte belki bankalar bir ihtimal bir yıl içinde Merkez Bankası'nın faizleri indirebileceği beklentisiyle daha fazla hazine bonosu devlet tahvili satın almaya başlar. Bankalar bunu kendi tarafında güçlendirebilirse o zaman daha fazla dolar TL'nin düşmesine gerek kalmayacağı gibi piyasa dengelenir ve ihracat çok önemli. Çünkü bizim Euro bölgesinde ihracatımız %51 ve bu sene 170 milyar dolar her şeye rağmen çok çok iyi fakat Euro bölgesindeki daralmadan dolayı bizim ihracatımız bir miktar gerilemeye düştü. Dolayısıyla dolar ihracatımızı arttırabilirsek önümüzdeki süreçte eş zamanlı olarak sanayi tarafında
o zaman bizim rezervlerimizin daha güçlü olabileceği, bir başka ifadeyle Merkez Bankası'nın yıl sonunda belki swapların oranlarını %80'lerden %50'lere, 40'lara gerilebilmesinin mümkün olduğu ifade gerekiyor. Muhtemelen bunun da en yakın örneği Merkez Bankası'nın döviz alım ihalelerine başlamasıyla rezervlerini güçlendirmesi olarak söyleyebilirim. Evet, şimdi bu süreçte bir de dolarizasyona da gelmek istiyorum. Dolarizasyonda hep az önce de söyledim. Yani düşüş seviyelerini birazcık da alım fırsatı olarak da değerlendiriyor gerçek kişiler. Şimdi tüzel kişiler dünkü aldığımız rakamlara baktığımız zaman birazcık daha nedir? Orada bir bozulma söz konusu. Fakat dolarizasyon süreci gerçek kişilerde devam ediyor. Bunun yanında bir de altınlaşma sürecinin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle işte nedir? 30 milyar dolarlık bir alımın 23 milyarının altından geldiğini de söylemek mümkün. Dolayısıyla burada ciddi de bir altınlaşma var. Yani bunun için ne dersin? Halen daha TL'ye olan bir güvenin inşası oldukça zaman mı alacak? Ne kadardır bu süre? Şimdi tabii bu zaman alacak, çünkü niçin? Bir yıl geçti. Biz dedik ki Covid-19 ortaya çıktı. Türkiye'nin artık küresel markaların üretimini gerçekleştirmesi gerek. Doğrudan yabancı yatırım 20 milyar dolardan fazla çekemedik. 20 milyar dolar bile değil, 10 milyar dolar civarında. Yani yeni bir hikaye yaratamadık. Bunu yaratmamız için çok büyük bir avantaj söz konusu, bakın. Yani pandemi sürecinde gelişen piyasalar ekside, bir tek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz arttırdı. Yani şu an aslında bizim, ben rekabetçi kur politikasını savunan bir ekonomistim. Doların fiyatını arz talep belirler. Çünkü üretim modelini gerçekleştiriyoruz. Fakat biz uzun vadede, yıllardır hep tüketime dayalı büyümeye devam ettiğimiz için, bu yıllardır böyle, 40 yıldır böyle hemen hemen, tüketime dayalı büyümeye devam ettirdiğimiz için ve imalat ve tarımın payını düşük tuttuğumuz için faiz arttırarak biz dolar TL'yi düşürebildik. Fakat şu an rezervlerimiz düştü. Diğer taraftan hizmet sektöründe sıkıntı var. Dolayısıyla şunu kabul etmemiz lazım artık. Merkez Bankası şunu söyleyebilir belki. %17 bir miktar, %18'e çekelim. Fakat bundan sonra artık üretim, teknoloji tarafında hikaye yazıp bunu fiyatlamamız lazım. Bu ister istemez dolar TL'yi yukarı doğru arttıracaktır. Fakat hane halkında şunu fiyatlaması lazım. Ben bugünden dolar TL alırsam %15, %16 kârlar ilk bakışta artık mümkün değil. Dolayısıyla şu an TL'ye yatırım da hala cazip. Dolayısıyla gelişen bir, özellikle kurumsal şirketlerin döviz alması doğru. Çünkü üretimi döviz cinsinden olduğu için borçlarını ödüyor. Fakat hane halkının bu açıkçası biraz dövizden TL'ye kayması biraz zaman alacak. Şu olabilir, mevduata bir stopajı sıfıra indirdik. Mart'a kadar uzattık. Bunu belki önümüzdeki süreçte Haziran-Temmuz'a kadar arttırabilirsek vadeli stopajı sıfıra indirme olayını, o zaman mevduatın değeri reel olarak %3, 3,5, 4 daha fazla olduğu için TL'ye kayış biraz söz konusu olur, ama bunun artını artık diğer taraftan da üretim tarafından, yani yapısal hukuk taraflarından da doldurmamız gerekiyor ki özellikle hane halkı dolardan biraz elini çeksin. Yani dolarizasyon biraz kolay kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Evet, şimdi dolarizasyonda özellikle dolar TL'de mesela acaba yükselişin sonuna mı geldik şeklinde bir miktar daha yeni yatırım araçlarına kaymak isteyen yerel yatırımcılar, yerli yatırımcılar TL bazında değil, yani TL mevduatları değil, işte hisse senedine ilgiyi gösteriyorlar. Bir tarafta da Bitcoin'e de ilgi göstermeye, yani kripto paralara da ilgi göstermeye başladılar İsmet. Yani burada da mesela düşünceni bekliyorum, seni merak da ediyorum. Dolayısıyla şimdi hisse senedinde yerli yatırımcı rekorlarını konuştuk. Özellikle açılan hesapları Aralık ayında da yine rekorlar kırıldı derken kripto paralarda da keza aynı şekilde burada platformda işlem yapan şirketlerin verilerine baktığımız zaman ciddi anlamda rekorlar kırılıyor. Burada ne dersin? Yani halen daha TL'ye gitmek yerine hisse senedi ve kripto paralar, ne dersin? Şimdi hisse çok doğru, dediğin gibi yatırım fonlarımız Türkiye'de şu an gerçekten aracı kurumlar, bankalarımız çok güzel fonları değerlendiriyor. Türkiye'de özellikle hane halkının yatırım fonlarına yatırım yapması son derece bence olumlu ve çok yüksek getirili fonlar da var. Bunları zaten biliyoruz. Dolayısıyla hala ben TL'de yatırım fonlarını öneriyorum. Diğer taraftan şimdi kripto para olayı şöyle sen bakalım. Arzdan fazla çok yüksek bir talep var. Yaklaşık 3-3,5 trilyon dolarlık bir talep var. Ama arzı çok kısıtlı. Diğer taraftan ben açıkçası kripto parayı biraz altına benzetiyorum. Çok kıt, fakat insanlarda spekülasyon fazla olduğu için biraz da beklentilerde Covid-19 etkisini görüyorum. Yani biraz risklerden beslenen bir unsur Bitcoin. Bitcoin'e çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ben hala gerçek anlamda piyasada dolar, euro, pound, yen ve altının güvenli liman olacağını, devam ettirmesi gerektiğini belirtiyorum. Fakat önümüzdeki 10 yıl içinde kripto paraların tüketim amaçlı olarak kullanılmasının ben taraftarıyım. Fakat bir yatırım amacı olarak
hala ben kripto paralarda biraz şüpheciyim. Çünkü kripto paranın gerçek anlamda biraz daha şeffaf olması lazım. Yani şunu sormamız lazım. Nasıl bir anda sıfırlardan 30 binleri görebiliyor 2 yıl içinde? Bunları çok ciddi bir şekilde, toplumun büyük bir kesiminin buna yatırım yapması, bir anda aşırı düşüşler, volatilitenin yüksek olması yatırımcı tarafından da, gerçek kişiler tarafından da risk. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde Bitcoin'in, kripto paraların yapay zeka dediğimiz toplum 5.0 modelinde çok yer alacağını belirtmemiz gerekiyor. Fakat hala altının daha olumlu olması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Evet, yani özellikle Endüstri 4 konuşuyoruz, dijitalleşen teknolojik bir dönüşüm toplumu konuşuyoruz. İster istemez dijital varlıklar da karşımıza çıkıyor. İsmet, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli görüşler için diyelim. Ben teşekkür ederim. Çok sağlıklı günler. Evet, şimdi yine efendim Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkoğlu'la, Doktor İsmet Demirkoğlu'la birlikte haftaya şöyle bir genel değerlendirme yaptık ve beklentilerini aldık. Bugünlük bizden bu kadar. Birazdan ilk seansta Perihan Tantu sizlerle olacak. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım, beklentilerini